Barış. Alo. Şimdi çıkıyorum. Ha, yok anlatırım sana. Tamam, önemli değil yani. Şimdi çıkıyorum ve çekmeye başladım ve telefondayım. Tamam, hadi oradan. Selamlar. Ece Barış Yoldan'ın Ecesi'nden herkese selam. Bugün yine tekim. Daha önce de tek bir video çekmiştim ve çok sevinmişti. Şimdi yine tek çekeceğim. Arabamızı almaya gidiyorum. Barış çalışıyor. Ben de bugün izin aldım. Babamla görüşüp gideceğim. Birlikte aracı ekspertize sokacağız. Zaten cuma günü beğenmiştik. Bu arada biz geçen hafta ve ondan önceki hafta, yani iki hafta önce motorumuzu sattıktan sonra direkt olarak araba arayışına geçtik. Fakat bulamadık bir türlü. Arabalar da kiralık evlere dönmüş. Yani böyle 5 dakikayla kaçırdığımız araçlar vesaire oldu. Okey, tamam. 5 dakikayla kaçırdığımız araçlar falan oldu. Sonrasında bu aracı sahibinden de bulduk, beğendik. Fakat bu da İstanbul'un diğer ucunda çıktı. Fakat biz yine de yılmadık. Gittik baktık cuma günü. Çok beğendik. Motor vesaire çok iyi. Mercedes Sprinter bu arada aracımız, yeni aracımız. Fakat orada da şöyle bir durum oldu. Aracın sahibi yoktu. Hastanedeydi. Bir arkadaşı gösterdi bize aracı. O yüzden bugün tekrar gitmemiz gerekti. Bir bakalım bakalım neler olacak. Aziz Çınar'a doğru yolculuk yapıyorum. Sarı montlu birini görseniz o babamdır. Ondan önce bir akbil doldurdum. Evet, karavancımız Aziz Çınar'ın yanına doğru gidiyoruz. Kamerayı görünce ne diyecek acaba? Ya yukarı mı çıktın? Hello. Ne haber? Merhaba. İyi, sen nasılsın? Aa. Kamera. Ama beni... Aa, çok güzel kamera. Evet, çektim. Hangi televizyon? Ana. Beni çekme. Hayır, istemiyorum. Babam çekmeme izin vermiyor. Yasak. Yasakladık. Kanallara görüntü vermiyorum bir yıldır. Kanallarla şeyim. Anlaşamıyoruz. ATV. Ne haber? İyidir yavrum. Thanks. Evet, biz şimdi Pendik'e geldik babamla. Bayağı bir uzun yollardan geçtik. Kes, kes. Kuşluk düşündüğümden. Kuşluk düşününce duruyor. Şimdi gideceğiz. Oralarını kes. Şeye, nereye? Aracın yanına. Daha gitmeye devam. Kurtkaya. Kars trenine benim. Kars'a gideceğiz. Evet. Öyle demişti. Babam 10 gündür falan araba bakıyor. Eğer bugün alamazsak... Beni dövecek. Evlatlıktan rezil. Aynen. Arabanızı alacağım, yapacağım ve düş yapam ben Ececim. Bu seni mi gösteriyor? Selfie mi, beni mi gösteriyor? Şu an seni gösteriyor. Hadi ya, ciddi misin? Evet. Aa, televizyon kanalı. Hello. Hello. Arabamızın yanına geldik. Yes. Moskovalı Rus tamirci de yani. Evet, Moskovalı Rus tamircimiz. Dabrımızka, beğendi. Dabrımızka. Seçti, beğendi. Biz de geldik. Böyle uzaktan böyle. Aynen. Geçen hafta geldiğimizde babam motoruna bakmıştı zaten. İç dış aksamına vesaire baktı. Yes. Expert'e geldik. Expert'deyiz. Babam kullanıyor. Çıkayım ama beni burada bıraktılar. Evet. Nerede?
Ece Çınar. Ece Çınar. Evet, arabamızı aldık biz. Arabamızı aldık ama noterde çekemedik çünkü çok kalabalıktı. O yüzden dedik ki burada çekmeyelim. Hızlıca işlemleri bitirdik, ödememizi falan yaptık, sorun olmadı. Bu arada biz ekspertize sokamadık. Sebebi de buradaki ekspertizler büyük araç almıyorlarmış. Ama zaten babam çok iyi anladığı için motordan. Yani gerek, zaten gerek yoktu. Biz ama hani elimizde yazılı döküman olsun diye bir sokmak istiyorduk. Olmayınca da uğraşmadık. Birkaç ekspertize gittik. Yani kısaca yeni evimiz artık bize. Hayırlı olsun. Haydi bakalım. Hayır, bir de bana koltukları... Şoförü de aldım. Koltukları söktürme şeyi de yok. Aynen. Hep doğru git demişti değil mi? Hı hı. Koltukları söktürme masrafından da kurtuldum. Ben işi tutuyordum onlarla ilgili yani. Evet, bu arada biz koltukları falan da söktürdük. Adama hediye ettik. Hediye ettik, aynen. Sadece buraya ikili bir koltuk bıraktık ama biz bunu da kullanmayacağız. Şu arkadakini alacağız. Şurada başka bir arabaya koyacağız. Evet, öyle yani. Şimdi gidiyoruz, çok heyecanlıyız. Artık araba bizim. Bir de biz bu arada geçen haftalarda çok uğraştık. Euro deli gibi, dolar deli gibi arttığı için araba bulamıyorduk. Aldığımız arabalara bile şey yaptılar, iptal ettiler yani. Verene adam vermedi arabası. Evet. Babam böyle gidiyor, şimdi anlaşacak tam, ekspertize falan soktu, satın alacak tam. İşte vazgeçti adam. Vazgeçti adam ya, kıvırdı. Aynen öyle. O ertesi kadar sıkıntılı. Aynı gece 20 bin lira zam koydular üzerine değil mi? Evet, aynen öyle. İlanlarına, tabii. Kesinlikle, biz şok geçirdik yani. Çok stresli bir haftaydı. Evet, o yüzden çok korktuk. Bu da olmayacak diye düşündük. Babam zaten artık kimseye inanmıyor. Bu arabanın kaportası çok güzel, pırıl pırıl, en ufak masraf istemiyor. Küçücük öndeki kıytırık bir yer haricinde. Boyası, ezik çocuk bir şey yok. Bir küçücük şu kadarcık bir problemi var. Ve motoru da şu an gördüğüm kadar, zaten cuma günü hemen kontrol ettim ben, check ettim motorunu. Ve bugün de baktık. Çok güzel maşallah, inşallah hayırlı olur. Benim kızım temiz kalpli, ona da iyi oldu. Sor, sen bana kahve nerede ısmarlayacaksın onu söyle. Benzinimiz var. Benzin. Opet'te. Opet. Peki tamam kanki. Nerede istersen, Opet kolay ama. Tamam. O zaman kahve içerken babama birkaç tane soru gündüz soracağım. Ooo kahve güzel, muhteşem. Bana viski almasan da olur. Bu kahveyi aldın mı? Çok teşekkür ederim. Evet, bütün yorgunluğum yani, geçti yani. Karavan yapmak isteyenlere tavsiyen kafanıza göre diyorsun. Motoruna dikkat edin. Yoksa içi kafanıza göre minicik de yapabilirsin, kocaman da yapabilirsin falan gibi. Karavan yapmak, karavan almak ve kendi karavan yapmak isteyenler öncelikle bir araba bulmak zorundalar. Arabalar uzun olsun arkaları. Küçük arabalardan yapmayın. Onlara katma değer ilave edemiyorsunuz. Çok zor. Yani en küçüğü bir 15 metreküplük olması lazım bir karavanın. Minimal yani 15 metreküplük. Ve markası önemli değil. Bir de hiç bilmiyorsanız arabayı alacağınız arabanın motoru ve yürüyen aksamının çok iyi olması lazım. Motor ve yürüyen aksam. Bir de kaporta düzgün olursa iyi olur. Arabanızı boyatacaksanız kaporta da önemli değil. Kaporta ve boyaya 15 bin lira koyabilirsiniz. Sıfır gibi yapabilirsiniz. Geri kalan koltuklar, moltuklar böylesi hiç önemli değil. Hepsini çöpe at. Nitekim biz Ece için aldığımız arabada hediye ettik. Bütün koltukları verdik. Sadece bir tane koltuk kendimize bıraktık orada. Böyle. Muhtemelen Ece benim başımın etini yiyecek. Bana psikolojik baskı yapacak ve çok erken bitecek bu karavan. Aynen. Öyle. Bakalım göreceğiz. Evet. Şimdi birazcık benzin mazot takviyemizi yapalım ve yolumuza gidelim, tamam? Tamam. Evet, bir saattir yoldayız. Nasıl, arabamız güzel mi? Bomba bomba, süper süper. Süper. Çok şanslı bir kızsın, çok şanslı, çok güzel insanlardan aldık. Çok güzel bir esnaftan aldık. Çok ahlaklı, etik insanlar ki çok dikkat ederim. Sözlerinde söz ettikleri kadar güzel, değerli, çok orijinal kilometrede bir araba kullanıyoruz şu anda. Harika. Evet. Evet, şimdi araba alım mı diyeyim? Arabamızı aldık. Yani
bahsetmiştim zaten. Sonuna geldik videonun artık. Bir sonraki videomuz artık parça parça bir şeyler olur. Ne zaman gelir bilmiyoruz. Çünkü öngöremiyoruz. Yani ne zaman ne yapacağımızı. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bugün kapanış babam. Bye. Hop. Biz geldik. Her ne kadar Ece videonun başında işte Barış yok, bu videoda ben tekim, şöyle çekiyorum, böyle çekiyorum dese de ben buradayım. Tabii ki buradayım. Sonuçta Ece Barış yolda, benim de bu videoda olmam gerekiyor. Aracımızı satın aldık. Zaten bizi Instagram'dan takip edenler @EceBarışYolda gördüler. Paylaşımlarımızı yaptık. Şimdi yavaş yavaş işte eksiklerimizi tamamlamaya vesaire çalışıyoruz. Bunlar neler? Muayenemiz eksik. Ruhsatımız, daha doğrusu karavan ruhsatına çevirmek için TSE onayımız vesairemiz eksik. İşte projeler çiziliyor. Kafamızda birkaç bir şey var. Çok da acele etmiyoruz. Çünkü hani hedefimiz işte Nisan-Mayıs gibi yola çıkmak. Baharı biraz bekliyoruz. O yüzden böyle yavaş yavaş güzel güzel karavanı yapacağız. Biz araç olarak ne seçtik? Mercedes Sprinter. Sprinter seçtik. Panel van değil, bir normalde bir servis bu araç. Bunu satın aldık. Yaklaşık 500 küsür bin kilometrede. Hiç motoru yapılmamış güzel bir araç bulduk. Çok da iyi insanlardan aldık. Yani tanıştığımız kadarıyla, ki hala da iletişimleri Cem babasının sürüyor. Evet. Hala görüşüyorlar. Az önce onunla da konuştuk. İşte görüşüyorlarmış vesaire. Motorunda vesaire herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten bizim için de temel öncelik buydu. Yani motoru düzgün, motoru sağlam, bize motoru sorun çıkartmayacak bir arabaya sahip olmaktı. Çünkü hani tek anlamadığımız şey o aslında. Yani içeride arka tarafta olan bir sorunu hızlı bir şekilde çözebiliriz. Ama motor biraz can sıkabilir. Yolda kalmak, şu bu vesaire. Maşallah bütün testlerimizden de sıkıntısız bir şekilde geçti. Bundan sonra sık sık bizi tam bu açıda. Aynen. Hatta belki Ece biraz daha uzak oturacak. Burada Osman olacak. Burada evet, Osman'ı bir yer ayarlayacağız tam ikimizin arasında. Ece'yi diğer cam tarafına atacağız. Ya da bazen Ece burada olacak, ben orada olacağım. Bu açıdan artık daha sık göreceksiniz. En azından bahar itibariyle, 2022'nin baharı itibariyle. Aracı biraz göstermek ister miyiz bilmiyorum şu an. Çünkü aslında aldığımız kişiye bütün koltukları vesaire her şeyi verdik. Çünkü biz de sökeceğiz zaten diye. Daha söküm işlemleri de başlamadı. Yani şöyle ufak bir göstereyim. Buradaki bütün koltuklar vesaire söküldü. Burada tavanların hepsi sökülecek. Ve ondan sonra yapıma geçeceğiz. Yaklaşık bize 4,5-5 metreye kadar bir uzunluk ve 1,75 değil mi? Evet, yani yalıtımlardan vesaire sonra 1,75'te bir genişlik kalacak. Biz de buraya bütün evimizi, her şeyimizi sığdıracağız. Evet. Başımıza neler geldi bu zamana kadar? Biraz onlardan da aslında bahsetmek istiyoruz. Şimdi biz motoru sattığımızda şöyle bir şey oldu. Yani motoru işte bir ay satamadık. İlanda durdu. 2 ay neredeyse, hatta değil mi? 1,5 ay. Tabii doğru. 2 ay neredeyse satamadık, durdu. Aynen. Satamadık. Çünkü tam yaz bitmeye yakın biz buna karar vermiştik. Aynen. Ondan sonra ben motoru götürdüm, Esengül'e verdim. Oraya konsinye bıraktım. Motosikletten bize gelen takipçilerimiz Esengül Honda'yı bilir. Oraya verdim. Onlar da bir etkinlik sırasında, bir cumartesi etkinliği yaptılar. Oraya bir kalabalık insan grubu geldi vesaire. Orada bir arkadaş motoru beğenmiş. Motoru hızlıca sattık. Ondan sonra da hızlıca araba bakma dönemimiz başladı. Adaylarımız içerisinde ilk adayımız bizim hani gönlümüzde yatan Mercedes almaktı. Çünkü daha dayanıklı olacağını, daha rahat kullanılacağını, daha bize az sorun çıkartacağını düşünüyorduk. Ondan sonraki de şeyimiz Crafter'dı, Volkswagen'di. Sonra işte Ducato'lara baktık, Citroen'lere baktık. Baktık da baktık yani. Her şeye baktık. Aynen. Her şeye yani baktık. Şeye kadar baktık. Iveco mu? Iveco'ya kadar baktık, evet, yani. Yani en kötü dedik, hı-hı, ki Iveco'ya döneceğiz. Çünkü şöyle saçma bir şey oldu. Biz motoru aldık, sonra yavaş yavaş dolar yukarı doğru tırmanmaya başladı. Dolar yukarı doğru tırmanmaya başlayınca her geçen gün ilanların şeyi yükseldi. Tam o iki haftada biz motoru yeni satmıştık yani. Evet, en bu yoğun müthiş yükselişin yaşandığı iki haftada motoru yeni satmıştık ve araç bakıyoruz. Hatta bir tane aracı beğendik.
almaya gittik. Eksper'e soktuk. Eksper'de çok ufak bir sıkıntısı çıkmıştı elektrikle ilgili değil mi? Ha, elektrikle ilgili bir şey çıktı. Eksper daha onu söylemeden aslında babam onu fark etmişti ama biz ona rağmen alacaktık. Evet ya, elektrik tesisattır yapılır gibi bir kafaya girmiştik. Çünkü hani dedim ya videonun başında, daha doğrusu bu bölümün başında önemli olan bizim için motor. Motor yani, evet. Onda da sıkıntısı yoktu aracında. Sonra bir uyuzluk, bir satmama isteği, çünkü eksperdeyken dolar böyle tık tık yavaş yavaş artmaya başlamıştı. Ve ondan sonra bir şekilde bir anlaşmazlık oldu. Aracı alamadık. Ve sonra sahibindendeki ilana 20 bin lira eklediğini gördük araç satıcısının. Onu da öyle, o aracı da öyle kaybettik. Tam böyle bütçelerimizi artık zorlayacağımız, hani araç için ayırdığımız bütçeyi zorlayacağımız noktalara gelmiştik ki bu aracı bulduk. Evet. Yani çok böyle son anla denk geldi. Hatta biz aracı aldık. Ertesi gün doları 10'dan 14'e, 13.5'a doğru uçtu yani, fırlayışını gerçekleştirdi. Yani belki de 1-2 gün geç kalsak alamaya da bilirdik. Şuraları nazar boncukları. Evet, şanslı bir şeyimize denk geldi. Dönemimize denk geldi. Onun dışında hani gerisi için de tabii, aracın içinin yapımı için de sürekli maliyetler artıyor. Bizim o dönemde hani motoru satar satmaz ben ufak ve sabit kesin olacak alışverişlere başlamıştım. İşte tuvaletidir, hidroforudur. İşte başka neler aldık ya? Su ısıtıcısı. Su ısıtıcı. Neydi o? Ocak. Ocak değil, hayır, duş için. Şofben. Şofben aldık, evet. İşte şofben, evye, işte ocak vesaire. Bunlar zaten sabit bir şekilde alınacağı ve aracın ne olduğundan tamamen bağımsız olduğu için, işte motosiklet tutucu, arkaya bir motosiklet tutucu, güneş paneli vesaire. Bunları zaten aldık hep. Onları da artık karavan hayatına geçtikten sonra tek tek neyi nasıl aldığımızı vesaire bahsedeceğiz zaten. Onları da aldıktan sonra şu an bakıyorum böyle, işte hepsi burada da, N11'de şu anki fiyatlarına, yani onlar da uçmuş durumda. İşte 950 lira verip aldığımız kasetli tuvalet şu an 1400 lira. İşte 220 lira verip aldığımız hidrofor 520 lira olmuş. Böyle uçmuş da uçmuş yani her şey. Hala almadığımız birçok şey var. Onların maliyetleri de gitgide artıyor. Bu biraz canımızı sıkıyor ama asıl önemli olan şeyi bitirdik. Aynen, aldık. Yani evet, en kötü bu şekilde gideceğiz. Yani arkaya bir yatak yapacak atacağız. Yapacak bir şey yok artık. Şeylerde duracağız. Kamp alanlarında. Aynen, duşumuzu alacağız. Duşumuzu lavabomuza alacağız. Gireceğiz. Yani dev bir çadırımız var. Aynen, en azından. Aynen öyle. Motorlu bir çadırımız var. Mis gibi, daha ne olsun. Aynen, kamp alanlarına bununla gidebiliriz. Ama yapmaya da başlayacağız ya. Benim umudum çok fazla. Nisan sonuna, belki hatta Nisan başına karavanı yetiştirebileceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş yola çıkacağız. Bu video için söyleyeceklerimiz bu kadar. O zaman ne diyoruz? O zaman bizi desteklemeyi, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, sorularınız varsa bize sormayı lütfen unutmayın. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.